Sizin kızlarınız da çok değişti aslında. Fahriye Evcen mesela. O Çağ. hallerine bakıyorsunuz, Ha. şimdiki haline bakıyorsunuz. Arada gerçekten dağlar kadar fark var. Bir getirelim Fahriye'nin eski ve yeni halini dizdeki görüntülerle. Bakayım. Canım benim. Evet yani masum değil mi? Evet. Çok masum. Fahriye'yi daha sizin sete Fahriye'nin son hali geldiğinizde de burada, ha, ekranda da var. Fahriye, Evcen'in ilk böyle belirleyici, onu tanıtan Türkiye'ye oyunculuk denemesiydi. Hiç öğütleriniz oluyor muydu ya da gelip size bir şeyler soruyor muydu? Siz günün birinde bir yıldız olacağını tahmin etmiş miydiniz? Etmiştim. Çünkü Fahriye çok ölçülü, çok nabza göre hareket etmeyi bilen bir kızdı. Bir kere Almanya'da doğmuş büyümüş. Evet. Hemen hemen hatasız diyebileceğim kadar kontrollü bir kızdı. Disiplinli. Çok, Kontrollü. çok. Evet. Çok da severim. Gökçe'yi de çok severim. Gökçe'ye gireceğiz ama şu haliyle Fahriye'yi bir yolda falan görseniz, bir alışveriş merkezinde Yani görseniz tanır mısınız? maalesef işte keşke tabii çok doğal, bu da çok güzel. Evet. Ama Fahriye değil, başka bir kadın. Sanki böyle yabancı bir model gibi. Evet. Ama kadın güzel. Her Malzeme şey de zaten yakışıyor. güzel. Evet. Yani ben Fahriye için zaten hiçbir zaman kötü konuşmam. Ama Allah yollarını açık etsin. Biraz daha az özenli olsalar, daha Daha kendileri doğal olsalar, olsalar. daha doğal doğal. Ben hep doğallıktan yanayım. Evet. Yani Bir şöyle bıraksalar, değil mi? şimdi Kontrolü biraz bıraksa ekranda hani. bakıyorum kendime şu anda. Bayağı böyle fazla bir makyaj var sanki suratımda. Ya da ben öyle Hayır hayır bu hissediyorum. çıkışlardan Yok, dolayı, öyle bu mi? çıkışlardan. Tamam. Fahriye Yani Evcen'de yoksa çok izli doğal kadınlar Yo, öyle diyorsunuz. doğalsınız. Tabii ki. Fahriye Evcen'de izlerken bir şeye takılıyorum. Tarihi bir dizide çok önemli bir rolü üstlendi. Fakat dizinin tanıtım fotoğraflarına baktığımda, tarihi dizi diyoruz. Fahriye Evcen'in dudak kalemi var. Ve ruj var. Yani o zaman ben o tarihi şeyin içine girmekten çok Fahriye'nin Instagram'da paylaştığı güzeller güzeli pozlarına aklıma onu Odaklanıyorsun. getiriyor. Tarihi Çok rolden doğru çıkarıp söylüyorsun. Instagram pozuna götürüyor beni. Ekran çok tehlikeli, çok dikkatli, var olunması gereken bir yer olduğuna inanıyorum ve Evet. saygı duyuyorum. Evet. Korkuyorum da ekrandan. Evet. Bakın bu kadar tecrübeli olmama rağmen korkuyorum. Tiyatrodan, çünkü biz tiyatro kökenli olduğumuz için seyirciyle tek başınıza kaldığınız zaman, aradaki perde kalktığı zaman bütünleşirsiniz. O bütünleşmeyi başaramadığınız an siz sahnede tek başınıza ne yaparsanız yapın sizi kimse dinlemez. Güven Hanım, tarihi roldeki makyajı Fahriye Evcen'in böyle. Fazla. Evet. Bence de çok fazla. Bilmiyorum. Bu makyajı Kaşlar. kendini Sanki affedeyim. böyle bir Neyse. dergi çekimi, katalog çekiminde Gibi. tarihi bir karakterle böyle poz vermiş gibi öyle bir Gibi. şey uyandırıyor yani Şimdi hani. ben size bir şey diyeyim mi? Çok açık konuşmak gerekirse. Tarihi roller hamasi olmayı gerektirir. Hamasi ne demektir? O tarzın varoluş biçimine göre davranmak. Taklit değil. Onu benimsemek, benimsetmek ki seyirci inansın. Şimdi ne bileyim alın işte en güzel Kim? Halit'in oynadığı Halit Ergen. Halit Muhteşem Ergen. Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl. Harika bir işti. Evet. Hepimiz 4 yıl, 5 yıl böyle bayıldık. İzledik. Gerçekten ama çok hatalarla doluydu. Onu nasıl göremediler? Anlayamıyorum. Bunu bir tenkit olarak vermiyorum. Hamasi rollerde, özellikle kadınlarda giyim, kuşam, davranış, yani bir kere işte örtüler vardır, tamam vardı. Güzel kadın olma, güzele heveslenme olmamalı. Tarihte neyse odur. Hamasi dediğimiz, onun Osmanlı'nın nasıl şiirsel bir konuşması varsa davranış biçimi de öyledir. Sadece kılıç kalkan kullanmak değil. Hanımlarda sadece bıttırı bıttırı yürümek olmaz. Hamasi yürüyüş, elini kaldırırken, bunu savururken hepsi büyük, ağdalı, Osmanlı'ya yakışan hareketlerdir. Bunu hiç kimse yapmıyor. Bıttırı 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 yürüyor. Bıttırı bıttırı. Günlük. Evet. Günlük. Aa, işte Meryem'i almışlar, boyamışlar, oraya koymuşlar. O tarz bir elbise giydirmişler. Ama o giyimi kuşamı sunamıyor. Seyirciye geçiremiyor.
Çok konuştuğu zaman ukala diyorlar bana ama doğruları söylüyorum. Siz 60 yıllık artık... Bunlara dikkat edersin yani. Siz Fahriye'yi izlediniz mi peki dizide ya da tanıtımına denk geldiniz? İzlemedim. Sadece magazin sayfalarında bazen elime geçtikçe. Peki size zor bir soru soralım. Ha canım sor. İkisi de kızınız Necla ve Leyla. Hangisinin oyunculuğunu daha çok beğeniyorsunuz? Fahriye Evcen mi, Gökçe Bahadır mı? İkisi birbirinden o kadar farklı iyi oyuncu ki. Şimdi politik konuşmuyorum, doğruları söylüyorum. Leyla'nın da çok Gökçe'nin yetenekli tarafı var. Evet, çok. Çok. Güzel oynuyor. Son dizisi de son derece hoş. Çok güzel. Saçını, başını, makyajını o kadar doğal ve yerinde yapmış ki çok beğendim. Fahriye de çok farklı. İkisi çok farklı güzel. İkisi çok farklı yetenek. Onları çarpıştırdığınız zaman ortada ortak bir şey çıkamıyor maalesef. Evet. Anladın siz o sette... Onu ayrı öyle telaffuz edeceksiniz. Bunu böyle. Siz sette, bence. Yaprak Dökümü setinde hiç Halil Ergün'le böyle kamera arkasında Halil bak bu diğerlerinden çok daha farklı bir noktaya gelecek dediğiniz bir seçiminiz var mıydı Yaprak Dökümü'nde? Bu net bir şekilde görünüyordu zaten. Bu tarz şeyler konuşmuşluğumuz vardı. Evet, kimdi? Tabii ki Fahriye şöyle öndeydi. Fahriye'nin, Gökçe kültürsüz demek istemiyorum estağfurullah. Evet. Öyle şey. Onun da çok şeker bir anne babası, ailesi vardır. Ama hani insan olarak daha kendinden emin davranan daha öndedir de öbürü bir adım geridedir o anlamda. Yoksa kulvarları farklı. Evet. Peki Yaprak Dökümü'nde Fahriye Evcen, Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Tolga Karayel, Deniz Çakır, Seda Demir, Caner Kurtaran gibi isimleri piyasaya kazandırdı. Ancak dizide bir isim var ki efendim. 30 saniyelik rolüyle şöhret oldu, Türkiye'nin sevgilisi haline dönüştü. Bakın o isim kim, izleyelim. Hayır bakalım. Yaprak Dökümü'nde sadece 30 saniye görüldü. 30 saniyede şöhret kapısı ardına kadar açıldı. Turizm buyurun. Hangi ünlü oyuncu 30 saniyelik rolle ünlü oldu? Affedersiniz bir yanlışlık oldu beyefendi, kusura bakmayın. Yaprak Dökümü final yapalı tam 11 sene oldu ama hala akıllarda, replikleri hala dillerde. İnşallah yine açmazlar. Aman Allah korusun. Allah ağzımızın tadını bozmasın ha. Bırakın artık bu sahte mutluluk gösterilerini. Kim mutlu? Leyla mı, Necla mı? Onlar acı çekiyor. Siz kendinizi avutuyorsunuz. Ne? Ne diyorsun sen be? Bugünün pek çok ünlü ismi Yaprak Dökümü sayesinde yıldız haline geldi. Kimler yoktu ki Ali Rıza Bey'in evinde? Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Neslihan Atagül, Tolga Karel ve daha niceleri. Hepsinin ilk evi Yaprak Dökümü'ydü. Alışveriş merkezine gidelim. Orası neredeymiş? Buluruz baba. Televizyonda görüyoruz. Çok büyük, çok güzel. Evladım, şimdi masraf çıkarmayın. Ya gezeceğiz sadece. Bir isim daha vardı Yaprak Dökümü'nden sonra şansı açılan. Buyurun. Eline sağlık. Al canım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Güldür Güldür Şov'daki performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Aylin Kontende de bu tedrisattan geçti. Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Leyla'nın sekreter arkadaşı Nazlı olarak izledik Aylin Kontende'yi. Sadece 30 saniye göründü dizide ama o 30 saniye yetti şöhret kapısını aralamaya. İyi günler. Biraz önce beni aradınız. Affedersiniz bir yanlışlık oldu beyefendi, kusura bakmayın. Güven Hanım bütün yıldızları bu dizi kazandırdı Türkiye'ye. Bilseydik biz de arkada bir çay falan taşırdık. Ay estağfurullah. 10 saniye gözüktü Aylin Kontente, 30 saniye gözüktü bir yıldız oldu. Peki.